Yaban bir çocuktu. Benim yakın dostumdu. Çok severim kendisini. Ama iyilik başka bir şey. Liderlik başka bir şey. Hüseyin Uysal da çok iyi bir adamdı. Benim doktorumdu, iyi bir doktordu. Ne yaptı? Ebeginin anasını bedledi. Birilerini zengin etti. Kendi zengin olmadı ha. At imzayı dediler, imzayı attı. Belediye perişan. Sahile çıkıyorduk, sahilde balıkçılar kaplamış sahili. Seyyar limonatçı, çaycı açmış, para vermeden sahilde oturamıyorsun. O sahili sizler yaptınız vergilerinize. Çok fazla konuşamam ama anlayan beni anlar. Lider seçeceksiniz, lider. Yaradan herkesi iyi dünyaya götürüyor zaten. İyi olmak bence tabii ki güzel bir şey ama iyi olmak başka bir şey, lider olmak. Liderliğin sesini yükselttiği zaman tınlatır ortalığı, yürürken yerleri titretir. İşte lider budur. Bir yanlış yaparsanız yarın gene birilerine imza attırırlar. 2014'de Hüseyin Uysal zamanını yaşarsınız. Korkarım. Onun için ne dediğimi herhalde anlıyorsunuz, daha fazla konuşamıyorum. Şöyle bakın yukarıdan aşağı dişlere falan. Benim son dönemim. Diyorlar ki bana propaganda yapılar. 80 yaşına gelmiş, 90 yaşına gelmiş adam değnekle yürüyor diyorlar. Günlerde bir caddesi diye yürüyorum. Genç şeyler var bende, meclis üyeleri. Ben şakır şakır yürürüm arkamdakiler, hepsi de dilini çıkarmış. Edip duruyorlar. Sevgili hemşerilerim, konuşma sırası bende, müsaade. Senin konuşacağın zaman da olacak. Ben bir konuşayım. Beni bırakın. Kefesizade bir araya geldim. Bir konuşayım, rahatlayayım. Arkadaşlar, hiç kimsenin esiri olmamamız lazım. Belli yerlerden yönetilenleri iktidara, bakın ben bu sene adaylığımı koymayacaktım. Geçinecek kadar param var, iki tane de torun var, Allah bağışlasın. Onlarla oynaşırım dedim. Ama baktım belediye yine çeteleşmeye götürecekler var. 9 tanesi her partiden. Hangi partiden olursa olsun, kim olursa olsun, Halil Fosbüyük olmasın da gelsin, onun damarından gireriz diyorlar. Buna tahammül edemezdim. Hanımla konuştuk. Allah'a yalvardım, bana sağlık ver. Bu meydanı onlara bırakmayayım, vereliği eliyle halkını tekrar soymasınlar diye. Biz imar parçalarından bakıyoruz. Yeşil alanları hisse hisse satın almaya başladılar. O belli adamlar. Çocuk bahçelerini hisse hisse satın almaya başladılar. Ne olacak? De yarın Emir Efendi'nin başkan geldiği zaman oraları konut sahası yaptığı zaman fabrikatörlerden daha fazla para kazanıyorlar. Bunu engellemek için geldim. Engelliyorum da, engellemek için gece gündüz dolaşıyorum. Dükkan dükkan, mahalle mahalle gezip halka anlatıyorum. Değerli hemşehrilerim, sizin en büyük sorununuz bu kepez yolunda ölümler oluyor. Yaralanmalar oluyor. Bu kepez yolu karayollarının yolu. Belediyenin değil. Üzerinde tasarruf hakkını kullanamıyoruz. Bir çevre yolu yapılıyor. Hastanenin önündeki köprünün orada yolu görmüşsünüzdür. Oradan arabalar girecek. Alaplı'da Pidos'tan çıkacak. Yani Zonguldak'tan gelen otobüs, taksi, tır, pikap, trafiğin %40'ı oradan girecek,
Allah'tır Fidos'tan çıkacak. En çok bu Zonguldak arabalar buradan geçiyorlar. Devlet kavşağını trafik yönden iyice sıkıştırıyorlar. Oradan sahilde kazalar oluyor. En çok burada kazalar oluyor. Buralar bu çevre yolu yapıldıktan sonra Kepez yolu bana verilecek. Ereğli Belediyesi'ne verilecek. Ereğli Belediyesi'ne verildiği zaman çoğunuz bilir herhalde. Uyuyan Güzel'de, Beden'de, Ahmetçik'te, Dantaş'ta yeni yollar açıyorum devamlı olarak. Artık buradan çarşıya, çınar altına gitmek isteyenler bu Kepez'den sapma yoluna girecek ve pazar yerinin oradan inecek. Bazıları eski hastanenin oradan inecek. Bu yolları yapıyorum ama bu yollara yeni verenin karşısında bir tane yol açtım. Dikkat etmişsinizdir. Kepez'e bağlayamıyorum. Çünkü bu Kepez yolunun bana devredilmesi lazım. Bu işleri takip ediyorum. Allah'ın izniyle o işi de başaracağım. Şimdi evde istihdam odayında bahçesi vardır. Basketbol odası vardır. Kaptaş'ta, Terzi Köyü'nde, Çayırlı'da futbol sahaları vardır. Hiçbir zaman ayırt etmem. Ben Basat ailenin çocuğuyum. Pazar yerinde Sebzeci Kadir Kospiyeli oluyum. Aranızdan geliyorum. Allah razı olsun. Ailem zor şartlarda beni okuttu. Mühendis yaptı. Ben Ereğli'ye geldim. Aşık olduğum bu şehre hizmet etmek için hayatımı verdim. Bütün ömrüm Ereğli'ye hizmet etmek için geçti. Bakın, sizlere bir teşekkür ederek konuşmalarıma başlamak istiyorum. Ben aslında pek belediye başkanı yapmak istemedim. Ama Ereğli halkının arasında beğeni anketi düzenlediler. Sizlerin verdiği oylarla beğeni anketinde %72.6 oy aldım. CHP'nin Türkiye'deki en yüksek oyunu ben aldım ve birinci oldum. Ama bunda benim payım yok. Ereğli'de yaşayan insanlar bu oyları verdiler. Şimdi Ankara'ya gittiğimde herkes saygıyla beni karşılıyor. Bu müthiş bir olay. Bu aşk bitmez. Bu aşk bitmeyecek. Allah'ın izniyle bu ömür bu bedende olduğu müddetçe Ereğli sevdamız hiçbir zaman bitmeyecek. Tekrar söylüyorum. Benim için parti falan önemli değil. Ben yerel seçim yapıyorum. Milletvekilliğinde ideolojiler konuşuyor. Herkes kendi partisinin ideolojisini yapar. Ama yerel seçimde parti yoktur. Yerel seçimde adama oy verilir. Lidere oy verilir. Memleketi için çalışan insana oy verilir. Vatandaşını güler yüzle karşılayan, ona dokunan, onun işlerini yapmaya çalışan insanlara oy verilir. Bu insan ister A partisinden olsun, ister B partisinden olsun, ister C partisinden. Bazıları der ki, ya ne yapalım be? Da bizim partinin başına bir tane adam koymuşlar, odun gibi adam ama ben ne yapalım be? Benim partime koymuşlar, ben mecburen ona oy vereceğim. Da böyle diyen adam, çoluğuna, çocuğuna ihanet ediyor demektir ya. O memlekette senin çoluğuna, çocuğuna, torununa hizmet edecek adamı seçeceksin. Ne yapalım ben partim? Seyredeyim bundan geri. Türkiye'nin en güzel, en canlı bir şehrinde yaşıyoruz ya. Akçakoca'ya döndüğümüz zaman Ereğli'ye gelirken oh diyoruz hepinize, memleketime geldim diyorsunuz. Bu memleket sanayi kenti ama hala çocuklarımız Tuzla'da, Bursa'da, İstanbul'da, oralarda, yavukları burada, nişanlısı burada. Niye? Enseye vur lokmasını al, sessiz, sakin bir çoğunluk. Birlik beraberlik olamıyoruz. Bu particilik zihniyetini açıp adamları seçmek lazım bütün mesele. Zaman zaman ya ben belediye başkanıyım, tabanca kullanabilirim, tabanca almıyorum. Yumruk atmasını da bilmem. Beni kavgacı diyorlar. Ya ben niye kavga edeyim? Ben sizin için kavga ediyorum. Demişelik zehirli dumanları çıkarıyor. Demişelik Ereğli'yi sıfırlamaya çalışıyor.
En el yaşlı ilk defa bakanlar oluyor. Onlara bağırıyorum, çağırıyorum. Hiç kimse beni tutamaz. Ben bağırınca da tabii o ağalar dedikodu sokuyorlar. Halil Pospik gene kavga etmeye başladı. Halil Pospik fabrikayı kapatacak, işsiz kalacak. Ben kimim fabrikayı kapatacak? İş yerine gelmiyor. Ama ben sizi müdafaa etmem lazım. Benim görevim bu. Ben bağırırım. Haksızlığa bağırırım. Yoksa ben naif bir adamım. Televizyonun karşısında İstikmal Marşı çaldığında bayrak gürlüğünde gözlerinden yaşlar akar. Böyle bir adamım. Katı bir adam değilim. Herkese bir iyiliğim dokunmuştur. Hiç kimse engel edemez. Yalan mı söylüyorum? Evde su işleri de geldi. İnkar etmem. Ereğli'ye taş üzerine taş koysun. Hangi partiden olursa olsun onun burada yeri var. Şimdi Bozani'ye liman yapıyorum. 90 milyon liraya iadeye çıktım. Ereğli'ye çok büyük gelir geliyor. Orada probleme girdik. Saffet Bozkurt geldi bana yardım etti. Ondan da Allah razı olsun. Ereğli'ye çivi çakan herkesten Allah razı olsun. Ben particilik yapmıyorum. Bütün partilerdeki insanlar benim kardeşim. Hepsi de niyetleri Ereğli'yi yüceltmek. Sevdamız aynı. Ama ben böyle yüceltirim diyorum. Onlar da emir alarak yüceltirim diyor. Aynı konu ben bilmem. Ama hepsi niyet iyi. Onları da seviyorum. Hepsini seviyorum. Ben insanları seviyorum. Ben Ereğli'de yaşayan, köylerinde yaşayan insanlara aşığım diyorum. Alkışlıyorum da. Hazır değilim, başka bir daha sorayım. Evet. Halk otobüsleri zamanında gelmiyor. Halk otobüsleri evleri büyüdü, bazı uç noktalara gitmiyor. Belli bir yerde iniyoruz, yürüyoruz diyorlar. Hep şikayetleri alıyorum. Halk otobüsleri derneğiyle birlikte anlaştık. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 2 tane profesör, 30 tane de öğrenciyle 6 aydır çalışma yapıyorlar. Bu çalışmalarla hangi mahalle ne kadar büyüyor? Mesela Kepez, Bağlık'a geldi. En büyük mahalle Bağlık'tı. Hemen hemen Kepez'le Bağlık arasında 750 falan kadar gibi bir fark kaldı. Yani Kepez'de büyük bir gelişme var. Bu Kepez'i falan yenilediler. Uç noktalarda yeni duraklar konulacak. Yani yeni hazırlıklar yapılıyor. Mesela Kemer'den binen bir adam çarşı ortasında ara transfer yapıp ikinci otobüse biniyordu. Şimdi 6 tane büyük otobüs alıyoruz. O otobüsler 60 tanesi oturmak 40 ayakta 100 kişilik otobüsler. Kemer'den ring seferi yapacak. Devamlı hastaneye insan çekecek. Aktarma falan yok. Dağlar köyü gibi dar sokak küçük minibüsleri yerleştiriyoruz. Kademeli bir ücret tarifesi. En kısa yere giden de şu anda en uzun yere giden de tek rakamdan para veriyor. Bu ortadan kalkıyor. Bu küçük yapacağız. Yaz aylarında, festivallerde, eğlencelerde geç saatlere kadar otobüs ve minibüs koyacağız. İnsanlığı yaptırmam lazım. Gençlere müzik, gençlere resim, sanatsal boyutta hizmetler vermem lazım. Halkın kafasını dağıtmam lazım. Şu anda 2 tane festival yapıyorum. Buna 3 festival daha ilave ettik. Caz festivali, kar festivali, gençlik festivali. Niye festival? Ya 2 gün 3 gün insanların kafasını dağıtayım. Bir rahatlama olsun isteyse. Yazık, günahtır bu insanlara. Geçinme standartlara aş hazırlayamayanlar var maalesef.
Biz bu duruma düşecek insanlar mıydık, memleket miydik, ülke miydik? Şimdi bu hazırlıklarımızı yapıyoruz. Her hafta bir eğlence. Bu kafa dağınıklığını gidermek en büyük amacımız. Cumhuriyet Halk Evleri var. Oraya yeni ilaveler yapıyoruz. Çok kadın geliyor. Oya işliyorlar. Orada bilgisayar kursu var. Saz kursu var. Yemek kursu var. İlla lokanta açacak değilsin canım. Kocana yeni yeni yemekler arıyorsunuz. Onları yapacak. Tabii her şeyi anlatmak istemiyorum. Sporculara hizmet ediyoruz. Ereğli'de kadın futbol takımı var, basketbol var, voleybol var. Aynı zamanda